Çocuk istismarında ordunun utanç tablosu ortaya çıktı. Peki bunun için neler yapılmalı? Orduda sadece son 1,5 ayda adli makamlara 58 çocuk istismarı yansıması ordu için utanç tablosu oldu. Çocuk istismarı konusunda ülkede ve Ünye'deki gelişmeler, son durum nedir efendim? Çocuk istismarı karşı cezalar artırılsa da orduda rakamlar çocuk istismarındaki utanç tablosunu gözler önüne seriyor. Ordu'da 2020 yılının başından bugüne kadar geçen sürede, yani son 1,5 ayda adli makamlara 58 çocuk istismarı dosyası yansıdı. 48 günde neredeyse her gün bir çocuk istismarı yaşandı. Efendim, ülkemizde, bölgemizde ve yöremizde ne yazık ki artmaktadır, çoğalmaktadır. Bunlar neden olmaktadır? Önce şu tespiti yapalım. Acaba bunlar daha önceden yoktuydu da yeni mi zuhur etti? Şimdi iletişim çağındayız, bilgi çağındayız. İletişim ve bilgi olanakları son derece artmıştır ve hiçbir şey gizli kalmamaktadır. Devletin aileler, bireyler, olaylar üzerindeki denetimi ve tespitleri arttığı için artık hiçbir husus... Yapılan farkındalık çalışmalarıyla çocuklara yönelik istismarın önüne geçilmeye çalışılsa da rakamlar acı tabloyu gözler önüne seriyor. Çocuk istismarlarına yönelik cezaların artırılmasıyla birlikte vakaların azalması beklenirken vakaların çokluğu aileleri tedirgin ediyor. Bu gibi durumlar hakkında gerekli eğitim ve bilince sahip olmayan insanlar bu konularda yoğun biçimde yanlışa düşebilmektedir. İnsanlara çocukluktan itibaren uygun lisan-ı münasiple aileler tarafından ve aşama aşama okullarda gerekli eğitimlerin verilmesi istismar vakalarını azaltacaktır. Öte yandan bu sapkın ve mutazarrır kişilerin toplumca ve ailelerce korunmaması gerekir. Çünkü birçok vakaların üzerleri değişik duygularla, değişik düşüncelerle kapatılmakta. Efendim kol kırıldı, kol kırılır, yeni içinde kalır. Üzerine bir taş bırakalım, duyulmasın şeklinde ailelerin tutum ve davranışları bu kişilerin ileriki aşamalarda daha büyük zararlar vermesine, daha çok kişilere zarar vermesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu zararlı kişilerin tespitiyle devletin denetim ve kontrolüne terk edilmesi gereklidir. Tüm bu unsurlar değerlendirildiğinde, tüm bu faktörler değerlendirildiğinde devletin, genel idarenin, belediyelerin, ailelerin, eğitim sisteminin, okulların, efendim diyanetin, efendim din kurumlarının tümüne büyük görevler düşmektedir.